Sağlıklı günler dileyerek bugünkü programıma başlamak istiyorum. Konumuz el el bileği kırıkları. Daha önceki programlarda el el bileği atelleri, dirsek kırıklarından bahsetmiştik. Malum havalar sıcak, çocuklarımız bisiklete biniyor, motosiklet kullanımı arttı, kazalar, travmalar arttı. Bizim de sık karşılaştığımız konulardan biri el el bileği kırıkları oldu. Benim açıkçası en ağrı çekerek tedavi ettiğim gruplar arasında el el bileği kırıkları yer almakta. Nedenine gelecek olursak, uzuv büyük olsa da ayağımız beynimizde kapladığı hacim dolayısıyla çok daha çabuk iyileşmeye meyilli. Fakat elimiz gerek sinir sonlanmaları, gerekse üç boyutlu anlamda düşündüğümüz hareket açıklığı göz önünde bulundurulduğunda beynimizde kapladığı alan oldukça hassas, büyük ve iyileşmesi zor. Dolayısıyla bir felç hastasını gözünüzün önüne getirin. Aa, hemen yürüdü ama eli zor iyileşiyor. Nedeni bu. Nedeni daha çok sinir sonlanması, daha çok eklem yüzeyine sahip olması, daha karmaşık bir yapıya sahip olması. Oradaki hasar ne kadar büyükse, travma ne kadar büyük ve ne kadar şiddetliyse bizim yaşayacağımız sonuç da o kadar sıkıntılı oluyor. Yoksa el küçücük ama ayak o kadar büyük, o daha iyi toparlıyor dememizin bir mantığı yok. Tamamen sinir sonlanmaları, beyinde kapladığı alan söz konusu. El el bileği kırıklarında da gerçekten motosiklet ve bisiklet kazaları orta yaş grubun ve orta yaş üstü grubun düşmelerinden kaynaklı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok değişik cerrahi operasyonlar, operasyon sonrası daha önceki programlarda bahsettiğim Sudeck atrofisi dediğimiz sendromlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama hepsinin üstesinden gelebilecek donanıma sahip onlarca hekim arkadaşım, onlarca fizyoterapist arkadaşım, uzman arkadaşım söz konusu. Dolayısıyla doğru tedavileri doğru zamanda alabiliyorsunuz. Yeter ki size önerilenleri siz de bizimle birlikte yapın ve kontrollerinize düzenli gelin. O nedenle yaz olduğu için, düşmeler sık olduğu için, ben de hastanede çok fazla karşılaştığım için konuyu kırıklar olarak ve el el bileği kırıkları olarak seçmeyi uygun gördüm. El el bileği eklemi oldukça karmaşık. Dediğim gibi üç boyutlu düzlemde düşündüğümüzde hareket, birden fazla harekete bükme, açma yukarı doğru, içe çevirme, dışa çevirme, yumruk yapma, yüzümüzü yıkama, ters çevirme, dirsekle beraber kombine yaptığı birçok hareket söz konusu. Bunları yapabilmek için evet, ön kol dediğimiz dirseğe kadar ön kol dediğimiz grupta iki kol kemiği, daha sonrasında 8 tane küçük kemik ve tarak kemikleri, parmak kemiklerinden oluşan, bunların her birinin birbirleriyle yaptığı eklemlerle dolayısıyla oldukça fazla karmaşık bir yapıyı barındıran bir yer el bileği. Buradaki düşmenin şekli, travmanın, yaralanmanın şekli, yumuşak dokudaki eziklik var mı yok mu bilgisi bizler için son derece önemli. Dediğim gibi iyileşmesi oldukça zaman alan, ağrılı olan ve gerçekten ciddi ağrı yaşayan bir grup. Biz de tedavi ederken gerçekten bunda sıkıntı yaşıyoruz. Neden? Hastanın biraz sonra göstereceğim egzersizleri yaparken kolunu bükmesi, açması, el sallamaya çalışması, yumruk yapabilmesi oldukça zahmetli, oldukça ağrılı, sinire bası yapan, sıkıntı yaratan bir durum. Rehabilitasyon süreci biraz daha uzun süren bir durum. Yüksek enerjiyle bir travmayla karşı karşıya kalırsak, geçirdiğimiz kazalar bizleri sakatlıklarla karşı karşıya bırakıyor ve bu travmalardan sonra oluşan kırığın şekli bizim için önemli. Yani düşme şekli ve kazanın oluşu, meydana gelişi şöyle önemli. Örneğin motosikletten düştün, ezilmeyle beraber kırık oluştu. Üzerine motosiklet düştü, altta kaldı kolun. Ya da banyoda düştün, kolunuz şu şekilde oldu, buradaki kırık oluşturan kemikler ve kemiklerin iyileşme süreci oldukça farklı. Ama klasik çocuklar
koşarken düştü. Genelde birbiri yüzeyine oturan basit kırık olarak tabir ettiğimiz kırıklardan sonra rehabilitasyonlar genelde çok kolay olmakta. Ama biraz önce söylediğim ezikle beraber üzerine cihaz düştüğünde, malzeme düştüğünde, altta kalan bir doku olduğunda ya da merdivenden düştüğümüzde, işte banyoda düşüşlerimizde, böyle elimizin üzerine düştüğümüzdeki durumda travmadan kaynaklanan kemiklerin hasar görmesi, birbiri üzerine oturması oldukça zor oluyor. O yüzden biz kırıkta neye dikkat edeceğiz? Bir, ortopedi doktorumuz görüntüleme işlemlerini yaptıktan sonra, bu görüntüleme işlemlerini hemen parantez açalım. Biliyorsunuz röntgen, MR, tomografi, bilgisayarlı tomografi gibi birçok yöntemden yararlanabiliyoruz. Görüntüleme burada bizim için en önemli şey. Doğru bir görüntüleme, ondan sonra çıkacak sonuçta evet bu kırık olmuş ama kırık yüzeyini oturtabilirim dediğinde ve parçalı olmayan düz bir kırık plağındaysak o zaman ortopedistimiz değerli arkadaşlarımızla beraber alçısını, atelini durumun ciddiyetine göre yapıyor. Fakat durum parçalı kırıksa, açık yaralarla beraber seyreden kırıksa o zaman işler biraz daha sıkıntı oluyor. Arkamda göreceğiniz fotoğraflarda ekstansör fiksatör dediğimiz, yani elin dışına çıkan demirlere bağlı oturtma işlemleri, alçılama işlemleri, atelleme devam ediyor. Ondan sonraki rehabilitasyon aşaması oluyor. Zaman zaman da öyle durumlar oluyor ki kemik kayıpları meydana geliyor. Kemik kayıpları meydana geldiği zaman ya vücudun başka yerinden graft alınacak, kemik parçası alınacak ya da kemiğe en yakın dokudan, başka canlı da olabilir, kemiğe en yakın dokudan oluşturulabilen farklı malzemelerden de olabilir. Kemik alınarak cerrahi uygulama metotları uygulanıyor. Kimisi açık cerrahi, kimisi kapalı cerrahi metodu oluyor. İşte tamamen uygun görüntüleme sisteminden sonra hastanın, doktorunun seçeceği teknikle cerrahi operasyon gerçekleşiyor. Ondan sonraki dönemde yavaş yavaş araya plak mı koydu, vida mı koydu, çivi mi oldu, tellerle mi bağlandı, bağlanan yerlerin iyileşme süreci nasıl gidiyor, periyotlarına uygun vaziyette benim rehabilitasyon sürecim de değişecek. Düz bir kırıkta alçıya alındı ya da çok basitti atele alındı. Alındıktan sonra rehabilitasyon sürecim 20 gün çıktı. En çok şu aralarda karşılaştığımız sıkıntı bu. Alçıya alındı hocam, çocuğumun bileği kırılmıştı ama şimdi bileğini hareket ettiremiyor. Ne aşağıya ne yukarı hareket ettiremiyor. Şimdi bunun çok basit yöntemi var. Tabii ki 20-25 gün alçıda kalan, sabit kalan bir dokuda hem zayıflama, daralma, hem kaslarda kuvvet kaybı, hem çocukta ağrı olacak. Zamanla bizim bunu açabilmemiz için de egzersizler yapmamız gerekecek. Peki hangi egzersizleri yapacağız? Ben çok basit bir şekilde sizlere tarif etmek istiyorum. En azından aklınızda bulunsun. En azından değerlendirin ve evde yapmaya çalışın. Ama içeride plak vardı, tel vardı, çivi vardı. Doktorumuz iyileşme sağlandı denildi, teli çekti, vidayı çıkardı gibi durumlarda lütfen uzman kontrolünde, lütfen biz fizyoterapistler eşliğinde bu egzersizleri yapın. Benim size göstereceğim basit kırıklarda evde çocuğunuz yaptırmak istemiyor, kolu kazık gibi kaldı, kullanmaya çok korkuyor dediğiniz noktada neler yapabileceksiniz? Birazdan göstereceğim egzersizlerin diğer hastalarda da elbette kullanıyoruz ama öyle durumlar var ki hastanın kemik yapısı, yaşına, beraberinde seyreden diğer hastalıklara, geçirdiği travmanın büyüklüğüne, açık yaraların varlığına, enfeksiyon durumuna, enfeksiyon durumunun ciddiyetine göre değişebiliyor. Ve kemikte de zaman zaman sünger kemik dediğimiz yapısında bozulmalar meydana gelebiliyor, erimeler meydana geliyor. O zaman siz benim verdiğim bu egzersizleri dikkatsiz bir şekilde yaparsanız yeniden kırığa sebep olursunuz.
hastaya fayda sağlayacağız derken tamamen onun günlük yaşam aktivitelerini engellemiş oluruz. Peki neler yapabiliriz? Çocuğumun alçısı kolaydı. 20-25 günde bisikletten düşmüştü. Ondan sonra alça oturtuldu. Doktoru kontrollerini yaptı. Röntgende de zaten durumun oturduğunu gördü. Alçıyı çıkardık. Kazık gibi duruyor. Hocam biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Öncelikle hafifçe çocuğun koluna herhangi bir kremle, yağlı bir kremle masaj yapabilirsiniz. Ya da suyun içine, ılık bir suyun içine alıp hafifçe elini büküp kaldırmaya çalışabilirsiniz. Masaj yapıp ya da eline bir top verip oğlum ya da kızım topu lütfen sık bırak, suyun içinde yapabilirsiniz. Suyun içinde yapmak dışarıda yapamadığımız hareketlerin bir nebze daha kolay olmasını sağlayacaktır. Hem suyun kaldırma kuvvetinden hem torsiyon dediğimiz döndürme kuvvetinden kaynaklı olarak bu bizim hareket açıklığımızı genişletecektir. Bunu yapmadık diyelim ama kazık gibi, o zaman şöyle yapalım. Bunu bir sehpa olarak değerlendirin lütfen. Çocuğun kolu alçıdan çıktı ve dümdüz ne aşağıya bükebiliyor ne yukarı kaldırabiliyor. Sehpanın altına doğru dirseğini kaldırmadan yavaşça bükmeye başlıyoruz. İttirmeye çalışıyoruz. Ağrı oldu, alttan yukarı doğru kaldırıyoruz. Tekrarlıyoruz aşağıya doğru, tekrarlıyoruz yukarı doğru. Yani hem buradan bileğimi masanın kenarında aşağıya doğru masanın altını tutarmış gibi eğmeye çalışıyorum. Hem de tam açıklığını vermek için yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorum. Bu birinci ve en önemli egzersizimiz. İkincisi, burada dikkat edeceğimiz husus dirseğimizi kaldırmadan. Neden? Doku bütünlüğünü sağlayıp oradaki biz kaza geçirdiğimizde sadece kemiğimize bir şey olmuyor ki, ligamanlara, tendonlara, bağlara, hepsine, kapsüllere ayrı bir zarar gelmiş oluyor. Bir de hareketsizlik, instabilite buna eklendikten sonra durum gitgide ciddiyetini koruyor ve bizim hareket edebilme yeteneğimizi kısıtlıyor. Bunu aşabilmek için kademe kademe gitmek lazım. Birden lap deyip aşağıya doğru bükersek hem kişiye ağrı yaratırız, zaten şişliği, ödemi, ağrısı yeni yeni geçmeye çalışıyor. Hem de o dokuya tamamen zarar verir, yeni bir operasyona sebep olabiliriz. Örneğin tendon kopuklarına sebep olabiliriz, kaslarda yırtıklara sebep olabiliriz, kemiği farklı bir yerinden kırığa sebep olabiliriz. Bunu önleyebilmek adına dediğim gibi kontrollü ve yavaş yavaş yapacağız egzersizimizi. Bir diğer egzersizimiz yine masada dirseği, hareketi çok az açıldı. Ne yapacağız? Hafifçe eline bir top vereceğiz ve o topu sıkmasını, gevşemesini, sıkmasını ya da yumruk yapmasını, gevşetmesini isteyeceğiz. Yine dirseğimiz yerde el sallamasını isteyeceğiz. Baş parmak, küçük parmak, baş parmak, küçük parmak şeklinde yapabiliriz. Yani el sallayacağız. Bunun bir ilerisi de artık biraz daha elini, el bileğini kullanmaya başladı. Hafifçe bükülmeye başladı. O zaman şunu deneyeceğiz. Yumruğumuzu yaptık, yavaşça indirdik ve diğer elimizle, bu birazcık ağrılı olacak, aşağıya doğru büktük ve yukarı doğru açtık. Tekrar ediyorum, büktük ve yukarı doğru açtık. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra göreceğiz ki her saat ya da 2-3 saatte bir 3-4 tekrarlı yaptığımızda hem çocuk zarar görmeyecek ya da kişi zarar görmeyecek, hem de açıklığın ne kadar hızlı olduğunu, açılmanın ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Bunu bir yumuşatmanın bir metodu da, ben başta masaj demiştim ama süreç itibariyle 20-25 günü devirdikten sonra buraya sıcak su torbaları lokal uygulayabiliriz. Hatta altına Vicks, mentol herhangi bir yağ sürüp ondan sonra sıcak su torbasını uygulayıp bu egzersizleri yaptığımızda durumun çok daha kolay açıldığını, gerçekten fayda gördüğünü sizler de göreceksiniz. Bunlar evde yapabildiğimiz küçük aparatlar, küçük egzersizler. Sonra bir vücudumuzda kollarımız yan yanayken yüzümüzü yıkamamız gerekiyor, saçımızı toplamamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de biraz daha dirseğe de yük bindirerek elimizi yukarı doğru tutup aşağıya doğru, hadi bakalım yukarı doğru, aşağıya doğru şeklinde egzersizlerle destekleyip bu içerideki rotasyon hareketini, dönme hareketini bir nebze artırabiliriz.
Bu yapacağımız basit egzersizler hem günlük yaşam aktivitelerini artıracak hem de bizim tedavi programımızı tedavi rehabilitasyon sürecini azaltacaktır. Peki daha ciddi bir durum dedim ya hani belki bir kemik kaybı vardı, oraya bir graft yapıldı ya da bir plak vardı, tel vardı, teller alındı. O zaman biz uzmanlar eşliğinde açıklıkları goniometre dediğimiz cihazlarla ölçülecek ve ondan sonra tekrar bu rehabilitasyon süreci yavaş yavaş yapılacak. O zaman tabii tens dediğimiz elektrotlara bağlıyoruz biliyorsunuz, elektrik veriyoruz, tedavi teknikleri, Whirlpool içinde çeşitli su teknikleri, ondan sonra sıcak uygulamalarımız, infraruj, ondan sonra egzersiz ve rehabilitasyon ünitemizde bulunan yüzlerce kaba kavrama ve ince kavramaya yönelik aparat, bunları kullanabilir. Akabinde eğer durum çok ciddiyse tedaviden sonra elimizi, el bileğimizi, burada gördüğünüz gibi splint dediğimiz içi yumuşak malzemeyle kaplı, dışı sert plastik plastozot dediğimiz malzeme, içi plastozot, dışı sert plastikle kaplı olan malzemeyi, velcro'lu yani cırt cırtlı olan malzemeyle sabitleyebiliriz. Bu sabitleme işleminden diyeceğiz ki hastaya ben bunu yapıyorum ama sen benden çıkıp rehabilitasyondan ayrıldıktan sonra günde bir sefer eğer bu egzersizleri yaparsan fayda göremezsin. Yani aralıklı olarak 2 saatte bir bu ortezi çıkaracağız. Ondan sonra biraz önce gösterdiğimiz ya da uzmanınızın verdiği egzersiz her neyse onu uygulayacaksınız. Sonra tekrar elinizi splintinizin içine ya da atelinizin içine yerleştireceksiniz. Belki hiç gerek de olmayabilir splint ya da ateli ama ekstansör fiksatörlü uygulamalardan sonra %90 kullandığımız aparatlar arasında en azından kısa bir süre kullandığımız aparatlar arasında yer alıyor bu ortezler, ateller ve splintler. Tabii bunların önemi bizim için çok büyük çünkü biz bazen istirahatle de tedavi ediyoruz. Başlı başına bir tedavi tekniği istirahat. Öyle yerler, öyle kırık şekilleri, mesela sesamoid dediğimiz çok minik kemikler kırılıyor. Bizim yapacağımız alçılamadan sonra gerçekten bir dönem daha hareketsiz kalması gerekiyor. İyileşemiyor, iyileşmesi gecikebiliyor. Bu durumlarda bizim yardımcımız bu ortezler olmuş oluyor. Burada dediğim gibi önemli olan şey hareketlere ve kontrollere uygun zamanda gelmek. Doktorunuzdaki davet ettiği, sizi çağırdığı dönemde düzgün kontrollere gitmek, rehabilitasyon sürecini uygun almak, şayet biz böyle bir tedavi aparatı planlıyorsak, böyle bir şeyleri arzuluyorsak bizlere yardımcı olarak bunları alıp kullanmanız gerekmekte ve verilen egzersizleri düzenli aralıklarla yapmanız gerekmekte. Tabii burada bir şeye daha dikkat etmeniz lazım. Biz bu ortezleri veriyoruz. Bu şu anda benim yanımda splint olduğu için söylüyorum ama ateller de olabilir. Çok güzel neopren dediğimiz uygun kumaşlardan, hava alan kumaşlardan yapılan malzemeler de söz konusu. Bunlar dokuya zarar vermesin diye üretilmiş. Ancak bazen bu cırt cırtları çok fazla sıkabiliyorsunuz. Ya da buradaki malzemenin baş parmak kısmı, küçük parmak kısmı sizi vurabiliyor, yara yapabiliyor. Biz zaten ödemden, kızarıklıktan, şişlikten, enfeksiyondan kaçmaya çalışıyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz. O yüzden sizi vuruyor mu, vurmuyor mu? Cihaz düzenli kullanıldığında kızarıklık, ezme ya da herhangi bir yaraya meylediyor mu etmiyor mu bunu da kontrol etmemiz lazım. Eğer bunlar söz konusuysa bu cihazlarda yapacağımız ufak tefek modifikasyonlarla çok çabuk toparlayıp tedaviye aynen kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bunların temizliği de çok önemli. Bazı hastalarda, hatta bazı demeyeyim birçok hastada bunu eline verdiğim zaman ya da ateli taktırdığım zaman öyle bir pis koku, öyle hijyenik olmayan bir görüntüyle geliyorlar ki gerçekten biz de rahatsız oluyoruz ve uyarmak zorunda kalıyoruz. Bunlar ılık ve sabunlu suyla temizlenip, çıkarılıp, havalandırılıp tekrar kullanılabilen malzemeler. Lütfen hijyeninize dikkat edin. En ufak bir çatlak, en ufak bir kesinin olduğu yer bizler için bir enfeksiyon kaynağıdır. Enfeksiyon girdisi sağlayacaktır. Biz zaten sizi tedavi etmeye çalışırken yeniden bir enfeksiyonla karşı karşıya kalırsak tedavimiz oldukça uzayacak ve gereksiz zaman kaybına, maddi manevi tedavi kaybına sebep olacağız.
tüm bu anlattıklarımızı umarım daha dikkatle dinler ve uyum sağlarsınız ve bu arzu ettiğimiz aparatlara ulaşabiliriz. El çok önemli bir organ. Eldeki baş parmak rehabilitasyonu bir elin kavramasının %60'ını yapan bölgedir. Siniri, kasları, çalışması, stabile edilmesi oldukça önemli ve tek başına ayrı bir dünya olarak düşünmemiz lazım. El bir yana, baş parmak bir yana diyebileceğimiz bir durum. Geri kalanların iş yükü biraz daha hafif. Evet, çok gerekli ama baş parmağın önemi bambaşkadır. Bunu da unutmadan söylemek istiyorum. Çünkü bu atellerde genellikle baş parmak sıkmaları, sinir sıkışmaları ve yaralanmalardan sonra kalan rehabilitasyon problemlerinde çok sık, çok uzun vadede tedaviye yapmamız gereken bir yer oluyor. Baş parmağı apayrı değerlendireceğiz. Baş parmağın egzersizlerini ayrıca öğreteceğiz. Mesela çok kısaca bahsedeyim size. El bileğimi yaptım, el bileğim hafifledi ama baş parmağımda sıkıntı kaldı. Böyle döndüremiyorum. Ne yapacağım? O zaman elimi sert bir zemine koydum. Baş parmağımı aşağıya indirdim, yukarı kaldırdım. Baş parmağımı aşağıya indirdim, yukarı kaldırdım. Baş parmağım V harfi gibi yana açtım, kapattım. Yana açtım, kapattım ve yukarıdan aşağıya doğru bastırdım. Aşağıya işaretine doğru bastırdım. Başlıca baş parmak hareketlerimizde bunlardan ibaret. Bir de şu döndürme hareketini eskiden anneannelerimiz çok yapardı böyle. Kızardık her birimiz. Ama kıymetli ve önemli bir harekettir baş parmak adına. Dolayısıyla sağlam olan taraf durup hasta olan tarafın çalışması adına bu egzersizi de ekleyebiliriz. Bunlar size gösterebildiğim küçük küçük parça egzersizler. Ama en azından bir kulak dolgunluğunuz olsun. Sizlerden en önemli ricam, bizlerin verdiği egzersizleri günde bir sefer yapıp 100 tekrarlı yaptım ama tek seferde yaptım deyip karşımıza gelmemeniz. Lütfen sık aralıklarla, gerekirse 10-15 tekrarlı, gerekirse ikişer tekrarlı yapın ama her saat yapmaya gayret edin. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.